Doğukan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle keyifli molanıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi biliyoruz ki çok yoğunsunuz. Burası Merhaba Sürücü Kursu ama öncelikle ben faaliyetlerinizden ve tercih sebeplerinizden önce izleyicilerime sizi tanıtmak istiyorum. Mahmut Doğukan Yıldız kimdir ve Merhaba Sürücü Kursu'nun hikayesini izleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Tabii, şöyle söyleyeyim. Merhaba Sürücü Kursu, ilk önce kurumumu tanıtayım ben. Biz İstanbul'un ilk sürücü kurslarından bir tanesiyiz. 30 evet. yıl önce açıldı. Kurucusu benim babamdır. Yaklaşık 28 yıl babam bu mesleği devam ettirdi. 2 yıldır da ben devam ettim. İkinci kuşak temsilci olarak devam ediyorsunuz. Aynen öyle, ikinci kuşak temsilcisi. Evet. Bunun yanı sıra kursumuz Mecidiyeköy'de, Şişli ilçesinde, Mecidiyeköy mahallesinde. Dediğim gibi İstanbul'un en eski bir kurumudur. Bunun yanı sıra biz MTSK bölümüne bakıyoruz. Normalde bize karıştırıyorlar. Hani iş makinesi, MTSK ve SRC psikoteknik tarzı evet. şeyler soruluyor. Ama biz sadece MTSK bölümüne O zaman ilgiliyoruz. Birazcık açalım mı Merhaba Sürücü Kursu'nun hizmetlerini ve faaliyetlerinizi? Biraz nelerden, hangi hizmetleri veriyoruz buradalar? Tabii Merhaba Sürücü Kursu 16 farklı tür ehliyetin hepsini veren bir kurumdur. Evet. Yani herhangi bir birey istediği ehliyeti bizim kurumumuzdan alabilir. Evet. Herhangi başka bir yere gitmeye gerek kalmadan burada hep Tabii. bütün hizmetleri alabiliyorsunuz. Tabii. Peki, hizmet sektörü zordur. Halbuki bir de sizin üstelik de çok daha zor. Çünkü evet. dikkat edilmesi gereken o kadar çok unsur var ki sizin sektörünüzde. Bunlara bakacak olursak nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Ya bizim olayımız eğitim olduğu için eğitimin bir kere kaliteli olması lazım. Her daim adayın psikolojisine göre hareket etmeniz lazım. Evet. Adayın psikolojisini anlamanız lazım. Nabza göre şerbet dediğimiz olay var bizde. Yani her adaya aynı türden anlatamazsınız. Her adayın bizde şöyle eğitim kaliteli olması lazım. Evet. Her adayın tercihine göre. İhtiyacı neyse orada galiba belirliyorsunuz tabii, aslında öyle tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii, tabii. Ona göre hizmetler, eğitimler veriliyor. Tabii ki. Yani dediğim gibi çünkü herkes anlama stili farklıdır. Herkesin anlatma stili farklıdır ama biz genellikle adayımızın ilk önce psikolojisini çözmeye çalışıyoruz. Sonra ona göre bir eğitim programı evet. yapıyoruz. Eğitim gruplarınız mı var yoksa birebir eğitimde var mı burada? Biz genellikle birebir eğitimin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz ve aracılarımız genellikle birebir eğitimlerde oluyor. Adaylarımızı genellikle birebir bir eğitime götürüyoruz. Evet. Biz böyle aracımızı daha çok doldurarak götürmüyoruz da birebir ilgilenebileceğimiz şekilde eğitimlerimizi yapıyoruz. Kişiye özel eğitim diyebiliriz o Tabii zaman, ki. Öyle değil mi? Tabii ki. Peki buraya gelen bir insan ehliyet almak istediği takdirde neler, hangi aşamalardan geçiyor? Şöyle oluyor, bizim 3 aşamadan oluşuyor ehliyet alma süreci. İlk önce teorik eğitim aşaması, sonra direksiyon eğitim aşaması, en sonunda sertifika aşaması. Ki sertifika aşaması da bu işin son noktası. Evet. Teorik aşaması şöyle olacak, 5 gün boyunca teorik eğitim olacak burada. Akşam 7 ile 9 arası, yani iş çıkış saatlerine göre evet. ayarlıyoruz bu eğitimleri. Teorik aşamasından hemen sonra direksiyon aşaması başlayacak. Direksiyon aşamasından sonra da zaten sertifikaları hazırlayıp adaylarımıza teslim ediyoruz. Ehliyetlerini alabiliyorlar tabii aslında ki. Öyle değil mi? Çok da aslında tabii ki ehliyet diyoruz çünkü araç ve trafiğe çıkan insanlarla dolu ve birçok kişi de yanlış kullanım yapıyor öyle değil mi araçlarda? Tabii. Siz bu anlamdaki dikkatleriniz nelerdir, nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, biz genellikle bütün adaylarımızı uyarıyoruz. Yani alınan eğitim yeterli olmadığı takdirde özel derslere yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü yani trafik dediğimiz olay çok kapsamlı bir olay. Ben size bir örnek vereyim, size o örnekten baz alarak düşünün. Orta şeritte gitmekte, sağ şeritte gitmekte ve sol şeritte gitmekte apayrı şeyler. Genellikle sağ şerit daha yavaş şerittir, orta şerit birazcık daha hızlanır, sol şerit en hızlı şerit. Evet. Bir yol içerisinde 3 farklı aşamada gidebiliyorsunuz. Trafik ki daha kavramlı. Caddeler, sokaklar, ara sokaklar. Yani bu trafiğin ne kadar büyük olduğunu sadece verdiğim örnekten anlayabilirsiniz. Evet. Ben size vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mecidiyeköy bölgesinde farklı bölgelerden de ehliyet almak isteyen herkesi mutlaka buraya sizin güler yüzünüze davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın Doğukan Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler.